su bardağı sıvı yağ, 3 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya, gökkuşağı renkleri, 6 su bardağı un, 4 su bardağı süt, 3 su bardağı şeker, 6 yumurta beyazı ve 6 da yumurta sarısı. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce yumurta beyazlarına köpük köpük ve bembeyaz krem şanti rengi olana kadar karıştırmaya başlayalım. Şimdi yavaş yavaş köpük köpük olmaya başladı bile. Son devrinde en hızlı bir şekilde köpükleştirmeye başladık. Şimdi ise böyle köpük köpük ve bir güzel bir şekilde yumuşacık olduğu gördüğünüz gibi bembeyaz. Şimdi yumurtanın sarısını karıştırmaya başlayabiliriz. Yumurtanın beyazına karıştırdığımız kapla bir kenara koyduk ve biz de şimdi sarısını karıştırmaya başlayalım. Rengi tamamen değişene kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi rengi tamamen değişti. Şimdi yumurta sarısını yumurta beyazının üzerine ekleyelim. Her tarafına gelecek bir şekilde hepsini ekleyelim. Şimdi karışımımızın üzerine şekerimizi ekleyelim. Şekeri ortasına eklemeyelim, her tarafına ekleyelim. Sütümüzü de hepsine kabımıza ekleyelim. Yağımızı da ekleyelim. Görüntüsü azıcık değişik olabilir ama yine de pastamızın tadı harika olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi ise kuru malzemeleri geçelim ve ilk önce unumuzu ekleyelim. Yavaş yavaş ekleyelim. Her tarafına ekleyelim. Ardından kabartma tuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Şimdi bir spatula ya da bir kaşık yardımıyla bütün malzemelerimizi yavaş yavaş karıştıralım. Önce böyle karıştıralım. Ardından da mikserle güzelce karıştıralım. Mikserle güzelce karıştırdıktan sonra harcımızı ayrı ayrı küçük kaselere ayıralım. Şimdi ayırdığımız harçlarımızın üzerine renklendiricileri ekleyelim. Önce yeşil rengini ekledikten sonra şimdi ise turuncu rengimize ikinci kasemizi atalım. Kesinlikle burada eldiven kullanmamız gerekir. Ben kullanmadım. Ellerim tamamen boya oldu. Öncelikle yeşili karıştıralım. Hepsine gıda renklendiricileri ekledik. Şimdi gördüğünüz gibi gerçekten hepsinin rengi harika oldu.
İstediğiniz gibi herhangi bir şeye de herhangi bir şeyle de şekillendirebilirsiniz. Gerçekten tadı harika. Özellikle irmiğin tadı, çikolatalı irmik. Siz isterseniz sade irmikle de yapabilirsiniz. Şu an çok güzel bir şekilde insanı doyuruyor. Bu da bizim yaptığımız ikinci şekil. Siz istediğiniz bir şekilde de şekillendirebilirsiniz. Biz iki türlü de şekillendirdik. Çünkü iki türlü de gerçekten harika oldu. Bir